Hepinize uykulu gözlerle günaydın. Aslında uykulu değilim ama yani böyle gözlerim aşırı derecede şişti gördüğünüz gibi. Bilmiyorum, düzensiz uyumaktan olabilir bu. Bu ara bayağı kendimi yıpratıyorum çünkü. Şimdi ne yapacağım? Sıla geliyor, kahvaltıya misafirim var. Hemen kahvaltımızı hazırlamamız gerekiyor. Anne su hala uyuyor. Daha kalkmadı. Ben de hiç ellemedim. Yatsın çünkü kahvaltı hazırlamam biraz uzun sürebilir. Hani acıkmasın o da diye ellemedim ben de. Şöyle 3 tane yumurta haşlayacağım. 3 çok olabilir ama çocuklar da yer sonuçta. Patates kızartacağım. Ama benim bir makinem var. Ben eşimden ilk evlendiğimiz zaman mıydı? İkinci senesi miydi hatırlamıyorum şu an. Ya bayağı oluyor alalı anlayacağınız. Misafirlerim gelecekti ve krep tavam yoktu. Almamışım demek ki çeyizimle. Eşime dedim ki bana dedim yarın krep tavası alıp getirir misin? Yarın sabah. Yok olur mu? Dükkandaydı eşim. Dedim ki yarın kahvaltıya misafirim gelecek. Gelirken dedim bana krep tavası alır mısın? Ondan sonra sen git krep tavası yeme yap. Makinesini. Yani böyle elektrikli bir makina. Krep makinesi diye geçiyormuş. Ben pankek yapmak istiyorum ama onda olur mu bilmiyorum. Krep tavam vardı diye hatırlıyorum ben. Ama onu bulamıyorum. Demek ki ben yanlış hatırlıyorum. Sanki almıştım diye hatırlıyorum sonradan. Ama onu bulamıyorum ya. Büyük bir ihtimalle almamışım yani. Bana öyle geliyormuş. Çünkü ben onu bulamıyorum şu an. Demek ki öyle bir şey yok yani. Bana öyle geliyor. Tek tavada pankek olur mu bilmiyorum. Çünkü böyle yayılabilir yani. Krep gibi akabilir aşağı doğru. Deneyeceğiz bakalım. Pankek yapmak istiyorum çünkü. Şimdi patateslerimi de kızarmaya bırakacağım.
duvarlarım geldi. Daha doğrusu balkon. Şimdi bunları asacağım ben. Şu an kaç olmuştur? 5 olmuştur herhalde. Hiç saatten haberim de yok. Sıla ben de kahvaltıdaydı. Zaten o kısımları birazcık çekmeye çalıştım ama çok fazla çekemedim. Böyle oturduk, sohbet falan ettik. Sonra da dışarı çıktık bizim mahallenin buralarda. Bizim buralarda turladık biraz. Metropole gittik, İFA'ya gittik, BİM'e girdik. Böyle gezdik birazcık. Sonra Neriman ablayla Banu ablayı bilenleriniz vardır. Onların yanına uğradık. Biraz oturduk, ettik. Sonra biliyorsunuz ben bir halı almıştım 10 liraya, yolluk almıştım. Sıla da ondan almak istedi. Birazdan göstereceğim. Benimkini Sıla aldı. Ben onunkini aldım. Çünkü benimkini çok beğenmişti. Ondan da kalmadığı için benimkini Sıla'ya verdim. Şimdi ben neler aldığımı göstereceğim size. İlk önce Metropol'e gittik. Metropol'den şunu aldım. Instagram sitelerinde 10 lira, 11 lira falandı. Metropol'de ne kadardı? 5.95. İlaçları koymak için aldım ben bunu. Buzdolabına takıyorsunuz bunu bu şekilde. Bunlar ne için acaba? Yedek herhalde bunlar. Hiç bilmiyorum. Bunlar yedekleri sanırım, kırılır falan diye. Bu şekilde buzdolabına geçiriyorsunuz. Böyle açtığınızda hani içerisine bir şeyler koyabiliyorsunuz. Birazdan birlikte takarız zaten. Ben de ilaçları koymak istiyordum. Aslında Instagram'da çok görüyordum bunu. Hep almak istiyordum. İstanbul'da gördüm. Orada da 10 liraydı. Almamıştım. 5.95'i de görünce dedim alayım. Burada daha uygunmuş. Böyle bundan aldım. Daha sonra İFA'dan yine şunlardan aldım bir tane daha. Diğerlerini biliyorsunuz zaten. Bu şey. Ama siz söyleyin, prizlerin falan böyle yanlarına takmak için. Bu da böyle bir desen aldım. Bunu da nereye takarım bilmiyorum. Böyle gittikçe bir tane iki tane alıyorum. Sonra şunu aldım. Bu ne? Bu ne biliyor musunuz? Bu gerçekten çok işe yarayan bir şey. Benimkiler bitmişti. Ben İstanbul'dan alıyordum hep. Burada da Metropol'de görünce almak istedim. Tencerelerinizin mesela işte kapağı olmayan tencereler için ya da tabağa koyduğunuz herhangi bir şey için buzdolabına koyarken üzerine örtmek için böyle ne deniyormuş bunlara? Hemen bakalım. Tencere bonesi. Tencere bonesi, tabak bonesi diye geçiyormuş. Böyle çok kullanışlı bir şey bunlar. Yıkayıp yıkayıp tekrar kullanabiliyorsunuz. Ama benimkiler çok kötü olmuştu artık. Ben atmıştım. Metropol'e gelince de aldım. Kaşıklık. Mor renk vardı. Ben de ne yapayım, başka da renk yoktu öyle güzel. Mor renk aldım. Kötü de durmaz, yakışır yani. Mutfağımın renklerine pek uymuyor ama sorun değil. Böyle bir tane de kaşık almış. Metropol'den. Sonra İFA'ya girdik. İFA'dan bir şey almadım pek. Sadece şu tadın acı biber turşusunu aldım. Ben çok seviyorum. Her zaman çok yemem ama böyle ara ara çok canımı çektiği zamanlar olur. Bugün de o günlerden birine denk geldi. 5.95'ti herhalde bu da. Ve ben sünger almıştım. İkili hatırlayanlarınız vardır. Ama tekini inanın bana nereye koyduğumu hiç hatırlamıyorum. Bakmadığım yer kalmadı. Hatırlamıyorum. Ben de Banat'ın aldım bu şekilde. Nasıl hiç bilmiyorum. Selülozik sünger diyor. Böyle hatta yerini attığım için bunu çıkarabilirim. Şu an ilk hissiyat bana çok güzel geldi. Bilmiyorum kullanışı nasıl olacak. Şöyle. Daha sonra BİM'e girdik. BİM'den de şunları gördüm. Filiz'in yumurtalı bukle makarnası. Yumurtalı makarnaymış. Merak ettim. Ben de bir tane aldım böyle denemek için. BİM'den biliyorsunuz eşime çorap almıştık. Ve eşim onları çok beğendi. Bugün bir tane daha aldım böyle. Gittikçe birer tane birer tane alacağım. Şöyle desenini de göstereyim. Çok desenli bir şey değil. Üzerinde kırmızı minik minik noktalar var. Bir tane suya kakaolu ve çilekli süt aldım. Aldıklarım bu kadardı. Şimdi buzdolabına şu şeyi takalım birlikte, olur mu?
yeni düzene şöyle bu ilaçları buraya koyduktan sonra vermiş olduğum düzen dolap kapağıma bu şekilde oldu. Bayağı benim için yer açıldı çünkü şunlar karman karışıktı. Burada pasta malzemelerim var benim. Tavuk bulyonum var. Bunları çok nadir kullanıyorum. Uzun zamandır benimleler ama tarihlerine daha çok var. İrmik, pudingler, işte çikolata sosları, Türk kahvesi, salata sosu. İşte burada bu tür şeyler var. Pastayla alakalı bir de birkaç böyle sos var içerisinde burada. Benim için burası çok güzel olmuş oldu yani. Çünkü hepsi tıkış tıkıştı. Yarısı burada, yarısı orada falandı. İlaçları oradan alıp buraya koyunca bayağı bir düzene girdi benim için. Böyle olmuş oldu yani. Benim için gayet düzenli oldu. Dolabım da böyle oldu. Evet, halı bu. Halıyı değiştirdim. Biraz yamuklukları var ama eşim simetriye çok takıktır. Yamuk yumuk sevmez yani. Hatta şu tarafını serelim çünkü bu tarafı daha yamuk. Bu taraf biraz daha düzgün. Ama şey, Neriman ablayı biliyorsunuz, Kudret halıyı. Ona kestireceğim. Overlock da atıyor. Yapıyor, atıyor ne demekse. İşte böyle halı. Güzel oldu ya. Oldu oldu. Şurayı ben bir toplayayım. Efe burada yattı. Böyle oldu işte kızlar. Beğendiniz mi? Güzel oldu ya. Bu daha güzel uydu benim buraya. Renkleri falan. Şu kenarlarını overlock'la geçireceğim Neriman ablaya. Şimdilik. Şunu biliyorsunuz zaten. Bunu buraya takmıştık. Bunu da şuraya takalım mı? Şöyle. Ya da şuraya mı taksak? Şimdi şu karşıda da var. Şunda yok. Şunda yok. Ve şunda yok. Şimdi bunu buraya takalım. Oraları da başka zaman alırım. Böyle olmuş oldu. Güzel oldu. Ya hem etraf temiz oluyor arkadaşlar. Kirli olmuyor. Şu an çok yakınız. Birbirimize çok yakınız şu an. Çünkü daha çok odaklamasam. Bunu da hallettiğimize göre bir işimiz kalmadı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağım ben biliyor musunuz? Kendime bir Nescafe yapacağım. Ondan sonra oturup işimin gelmesini bekleyeceğim. Şu an tabii demin çok ışığı açtığım için bembeyazım. Bu arada Aynos'u nerede değil mi? Aynos babaannesinde. Onu yukarı gönderdim. Sıla'yı da Ulva aldı zaten. Öyle yani. Şimdi ben bir Nescafe içeyim. Ondan sonra bunun içinde su var mı? Kettle'ımda var. Şimdi Nescafe'min suyu kaynıyor. Nescafe'mi içtikten sonra tekrar günün ilerleyen saatlerinde görüşürüz. Biz yemeğimizi yedik. Sofrayı topladım. Bulaşıkları yıkadım. Bütün işim bitti. Saat şu an 9'a çeyrek var. Anne, su ve eşim yukarıda. Ben de bu videonun montajını yapacağım bu akşam. Bugünlük benden bu kadar demek için açtım kamerayı. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.